Merhaba. Gripten yani influenza'dan bahsederken virüs tipini harflerle tanımlarız. Örneğin H1N1'i daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Bu videoda gripin çeşitlerinin isimlendirme sisteminin nereden geldiğini ve bu sistemin 3 tip influenza virüsü ile nasıl bir ilişkisi olduğunu anlatmak istiyorum. Evet buraya influenza tiplerinin isimlerini yazalım. A, B ve C tipi. Diyelim ki bulabildiğim bütün influenza virüslerini toplamak için tüm dünyayı dolaştım. Pek çok yerde C tipi ve B tipi influenza virüsü bulabilirim. Muhtemelen çok sayıda A tipi influenza virüsü de bulurum. Çünkü A tipi influenza virüsünün birçok farklı türü bulunur. Sadece birkaç virüs söz konusuyken A, B, C diye ayırmak kolay. Ama elimizde A tipi için çizdiğim kadar çok virüs olunca sadece A tipi deyip geçemeyiz. Çünkü bu virüsleri de birbirinden ayırmak gerekir. Bu farklı türler üzerine daha fazlasını öğrenmek isteriz. Bunun için de bilim insanları yeni bir isimlendirme sistemi oluşturdular. Sadece tek bir harfle belirtmek yerine daha karmaşık bir kombinasyonun kullanıldığı bir sistem. Bunun için önce virüsün nasıl göründüğüne bakılır. Virüsün dışında bir zarf olduğunu biliyoruz, değil mi? İşte buraya çizdiğim şey bu. İnfluenza virüsünün içinde ise RNA bulunur. Eğer A ya da B tipi influenza virüsü ise içinde 8 parça RNA bulunur. C tipinde ise yalnızca 7 tane bulunur. Bunun içindir ki buraya çizdiğim A ya da B tipi influenza virüsü bunun A tipi olduğunu söyleyebilirim. A tipi virüslerin dışında zarfın yüzeyinde bazı proteinler bulunur. Bunlar H proteini yani hemaglutinin ve N proteinidir. Yani H tipi ve N tipi. H proteini yani hemaglutinin virüsün hücrelere girmesini ve siyalik asite tutunmasını sağlar. N proteini yani Nöraminidaz ise siyalik asidin yerini tespit edip virüsün hücreden çıkmasına yardım eder. Bilim insanları uzunca bir süre bulabildikleri bütün H proteinlerini inceledikten sonra toplamda 17 tip H proteini buldular. Hepsi aynı görevi yapsa da aralarında bazı farklılıklar var. Örneğin protein yapıları farklılık gösterebiliyor. N proteinlerine gelirsek 10 farklı tip N proteini olduğu biliniyor. Öyleyse 10 farklı tip N proteini ve 17 farklı tip H proteini olduğunu biliyoruz. E her virüste biraz N proteini ve biraz da H proteini bulunur. Bu durumda kaç farklı kombinasyon elde ederiz? 17 ile 10'u çarpmamız gerekir değil mi? bir araya gelebilecek farklı tip H ve N proteinlerini düşündüğümüzde 170 kombinasyon olduğunu görüyoruz. Bu kombinasyonları A tipi influenza virüslerini adlandırmak için kullanabiliriz. Evet, mesela diyelim ki bu virüs 3. tip H proteinine ve 2. tip N proteinine sahip. Bu durumda onu H3N2 olarak adlandırırız. Bir başka virüs ise Birinci tip H ve N proteinine sahip diyelim. O zaman ona da H1N1 deriz. İşte bu örnekler H5N1 ya da H7N2 ve bunun gibi isimlerle çoğaltılabilir. Kısacası virüsleri dış yüzeylerinde bulunan proteinlere göre isimlendiriyoruz. Evet, şimdi başka bir konudan bahsedeceğim. Diyelim ki bu virüs de H1 ve N1'e sahip. Bu durumda bu iki virüs... Birebir aynı mıdır? Bunun cevabı hayır. Aynı olmaları gerekmiyor. A aynı olabilirler de, olmayabilirler de. Yüzeylerinde bulunan proteinler aynıysa, nasıl birbirlerinden farklı olurlar diye düşünebilirsiniz. Hatırlayalım. Virüsün içinde birçok RNA var. 8 parça RNA. H ve N ise sadece iki protein. Virüsün içinde, onu farklı kılan, H ve N'den başka proteinler de olabilir. Bu virüsün yeni tip bir virüs olduğunu düşünelim. Bu durumda diğerinden ayırt etmek için buna yeni tip H1N1 deriz. <laughs> ne zaman yeni tip diye adlandırılan bir virüs ismi görseniz, yeni ile eskiyi birbirinden ayırmak için bu tip bir isimlendirme kullanıldığını unutmayın. Bakın şimdi ben burada bir tablo oluşturdum. Burada 17 tane H ve 10 tane N proteinini temsilen noktalar var. Her bir kombinasyonu çok basit bir şekilde bu tabloya yerleştirebiliriz. Eğer virüs birinci tip H ve N proteinine sahip ise buraya H1N1 yazarız. H1N1'in tablodaki yeri burası olur. Diyelim ki H17N10 diye bir virüs var. İşte onu da buraya yerleştiririz. Ve bunu 170 farklı kombinasyon için uygulayabiliriz. Bu tabloya 170 farklı virüs ismi yazabiliriz. Bu 170 farklı kombinasyon arasında ise bizi en çok etkileyenleri önemsiyoruz. İnsan popülasyonunda en baskın olan iki tipin H3N2 ve H1N1 virüsü olduğu biliniyor. Aa bu her zaman böyle değildi. Ancak 2013 yılından beri durum böyle. 30 ya da 40 yıl önce daha yaygın olan virüs tipi H2N2 idi. Birçok insan H2N2 yüzünden hastalandı ve bu virüs zamanında pandemiye de sebep oldu. Ama daha sonra H2N2'nin yerini başka virüsler aldı. Onun içindir ki H2N2'yi siliyorum. Evet, bugünlerde çoğunlukla H1N1 ve H3N2'ye rastlıyoruz. Peki bu değişime sebep olan nedir? Nasıl oluyor da bazı türler diğerlerine baskın gelebiliyor? Bu kadar çok kombinasyon içinden nasıl oluyor da bu ikisi bu kadar baskın olabiliyor? Virüsün gözünden bakınca durumu anlıyoruz. Mümkün olduğunca çok insana bulaşmaya çalışıyor ve popülasyon içinde hızla yayılıyor. Bu iki virüste bulaşıcılık konusunda çok etkili. İkisi de kişiden kişiye çok hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Diyelim ki A tipi influenza virüsü kaptınız ve grip oldunuz. Vücudunuzdaki virüsün H1N1 ya da H3N2 olması yüksek ihtimal. Şimdi diğer ihtimaller hakkında konuşalım. Tüm bu diğer H ve N türlerine nerede rastlarız? Araştırmalara göre maalesef kuşlarda rastlanıyor. Bu virüslerin çoğu kuşları etkiliyor. Kuşlarda birçok virüs tipine rastlanır. O zaman şöyle bir kuş çizelim. Bütün A tipi virüs çeşitleri kuşlarda bulunabilir. Güvercinlerde, ördeklerde ve başka birçok kuş türünde. Sadece tek bir virüs türüne kuşlarda rastlamayız. O da H17N10. İlginç bir şekilde bu virüse yarasalarda rastlıyoruz. Diğer tüm kombinasyonlar kuşlarda görülür. Aslında sadece kuşlarda da değil, atlarda, domuzlarda ve köpeklerde de görülür. Yani birçok hayvan HN tipi virüsler tarafından etkilenebilir. Ancak yine altını çiziyorum. İnsanlarda genellikle H1N1 ve H3N2 virüsleri görülür. Evet şimdi diyelim ki İşiniz gereği kuşlar üzerine çalışıyorsunuz. Ve bir gün hasta bir kuşla temas ediyorsunuz ve grip oluyorsunuz. Bulaşan virüs diğer HN tiplerinden biri olabilir. Bu hasta kuştan H5N1 ya da H7N2 virüsü kapmış olabilirsiniz. Bu tip virüslerin kuşlardan insana bulaşabildiğini kanıtlayan çalışmalar mevcut. H7N3 ya da H9N2 virüsü de kapabilirsiniz. Eğer bu virüslerden birini kaparsanız ne olur? Grip olursunuz. Bu virüsler insanlarda da bir takım semptomlara sebep olur. Ama ilginç bir şekilde bu tip virüsler insandan insana geçmez ve yayılmaz. Yani sonuç olarak insandan insana geçebilen baskın virüsler bu ikisidir. Diğer A tipi influenza tipleri de bizi hasta edebilir. Ama insan popülasyonunda en sık rastlanan virüs tipi bu ikisi. Evet, bahsetmek istediğim son konu ise isimlendirme. İsimlendirme konusu <laughs> biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü bazen bu harf ve rakam kombinasyonları yerine grip çeşitlerinin kuş gribi ya da domuz gribi şeklinde de isimlendirildiğini görüyoruz. Peki domuz veya kuş gribi dendiğinde bu ne anlama geliyor? Virüsün RNA parçalarının zaman zaman kuşlar, insanlar ve domuzlar arasında yer değiştirdiği anlamına geliyor. Bilim insanları ilk olarak belli bir virüsün genlerinin nereden geldiğini belirlemeye çalışır. Kaynağı kuşlar ya da domuzlar olabilir. Önce buna bakarlar bulgulara dayanarak da isimlendirmeyi kuş gribi veya domuz gribi şeklinde yaparlar. Biliyorum pek çok insan için bu terimler çok kafa karıştırıcı. Onun için de grip çeşitlerini H ve N'leri kullanarak isimlendirmek işimizi kolaylaştırabilir. Hoşçakalın.